Fuzul Amatör'ün sesini sunar. Mutlu akşamlar spor severler. Amatör'ün sesi programında TV 42 ekranlarında yine sizlerle birlikteyiz. Pazar akşamları değişmeyen program Amatör'ün sesi sizlerle birlikte. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine amatörleri konuşacağız. Tabii ki stüdyoya bir dönelim. Bakalım bu hafta konuklarımız kimler? Bildiğiniz gibi her hafta bizlere değerli yorumlarıyla renk atan Mustafa Sırrı Demirel Başkanımız bizlerle. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, elhamdülillah, iyiyim. Yaramaz hiçbir şey yok. Allah iyilik Rabbim versin. Emanetini almadığı müddetçe program yapmaya devam. Peki başkanım. Bu hafta Ahmet hocamız, Ahmet Büyükburgaz biraz soğuk algınlığı nedeniyle aramızda yok ama değerli bir antrenör, teknik direktör Murat Erdoğan bizlerle. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonlarda bizlerle çok beraber program yaptık. Bu haftada Ahmet hocamızın yokluğunda Murat hocamız bizi kırmadı. Burada hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yüksel Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Epey bir görüşemedik hocam. Hocam özlettirdiniz. Evet. Sayın Mustafa Başkan, Sırrı Demirel Başkanım, sizlere keyifli programlarınızı her zaman takip ediyoruz. Bugün de beni konuk ettiniz. Teşekkür ederim Yüksel Bey. Başkanıma da programda güzel yorumlarından dolayı takip ediyoruz tabii. Teşekkür ediyoruz. Az önce belki arkadaşlarım gösterdi veya ben kaçırmış olabilirim. Masamızda geçtiğimiz sezondan devam eden formalarımız var. Atkılarımız var. Bunlar da evet şu an ekranda da görüyorsunuz. Konya Gücü Gençlik Spor Kulübü'nün forması. Anadolu Üniversitesi şu an 3. ligde. Kumluca Belediyespor'un kırmızı beyaz forması. Önümüzde Burdur Maküspor'un önünde. Voyn 07 Kumluca Taraftar Grubu Antalya Spor'un taraftar gruplarından. Tabii ki Ereğli Spor'un da atkısı. Şimdi başkanımla da evet. Hoca kaldırıyor. Yükselciğim şöyle diyebilir miyiz? Formasını gönderen, atısını gönderen herkesin burada biz seve seve kesinlikle takımlarımızın reklamını yaparız. Kesinlikle burada ağırlamaya, onlara yer açmaya devam edeceğiz her hafta. Bunu da belirtelim. Buradan bütün takımlarımıza da, masada bulunan takımlarımıza başarılar diliyoruz. Konuşacağız. Evet, bildiğiniz gibi bölgesel amatör ligle başlayalım. Bu hafta derbi vardı Konya'da. Akşehirspor Sarıönü karşılaşması vardı. Öncesinde toplu sonuçlara bir bakalım. Ne olmuş, ne bitmiş, nasıl sonuçlar alınmış. Ardından da Ferhat Bey bizlerle birlikte olacak. Evet, toplu sonuçlar. Bölgesel amatör lig 7. grup 8. hafta. Maçları oynandı. Alınan toplu sonuçlar ve puan durumu ekranda gördüğünüz gibi. Konya derbisinde Akşehirspor Sarıönü Belediyespor 2-0 mağlup etti. Fuzul Ömeranlı Spor Mersin Çamspor karşılaşması, Mersin Çamspor karşılaşmaya gelmediği için hafta içi de duyum almıştık. Bu takım ligden çekilmek için bu hafta bu karşılaşmaya gelmedi. Onu da belirtelim. Homurlu 1951 Spor 0, Erdemli Belediyespor 0, Anamur Belediyespor 1, Su Vermez Kapadokya Spor 0, İmamoğlu Belediyespor 2, Karaman Gençler Birliği 0, Ceyhan Spor 1, Sarıçam Kürkçüler Spor 1, Niğde Belediyespor 2, Adana 5 Ocak Futbol Kulübü 1. Alınan toplu sonuçlar bu şekilde. Puan durumunda zirve 20 puanı Anamur Belediyespor'da. Niğde Belediyespor zirveye yaklaşmaya devam ediyor. 18 puanla ikinci sırada. Akşehirspor üçüncülüğe yerleşti 16 puanla. Fuzul Ömeranlı Spor haftayı maç yapmadan geçti ama hanesine 3 puan yazıldı ve 15 puanda. Sarıönü Belediyespor kan kaybetmeye devam ediyor. 5. sıraya düştü. Konya sıralamasında da 3. sırada 14 puanda. Son iki takıma baktığımızda Karaman Gençler Birliği 3 puanda. Mersin Çamspor ligden çekilmek üzere. Bir maça daha çıkmazsa ligden çekilmiş olacak. Bu da Ferhat Bey'le de bunu eline boyuna konuşacağız. Hafta içinde sanki çekilecek diye bir şeyde okumuştuk. Statüde biliyorsunuz ki iki maça maç, evet, çıkmaması. Bile, evet, evet. Yani bu hafta Akşehirspor'la oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. Akşehir'le oynuyor evet. Akşehirspor'un mecburiyetten o maça gitmesi gerekiyor.
ki hakem raporunda ev sahibi takım çıkmadı yazabilmesi için. Çünkü hakem atanacak. O da olur. Geçmişte biliyorsun futbol temsilciliği yaptım. Eğer federasyona yazı gönderir de biz artık maçlara çıkmıyoruz derse federasyon Akşehirspor'a bir yazı gönderir. Hı hı. Yani masraf edilmemesi için milli servet maça gelmediniz 3-0 galipsiniz de diyebilir. Evet. Ama böyle bir yazı gelmedi müddetçe de Akşehirspor oraya zorunda kadar gidecek. Evet, Mersin'e kadar gidecek. Sahaya çıkacak. Evet, toplu sonuçları aldık. Ferhat Bey hazır mıdır? Birazdan hazır olacakmış. Başkanım sizle başlayalım. Evet. Sürpriz sonuç var mı bu hafta? Bu hafta sürpriz sonuç demeyeceğiz. İki Konya evet. takımımız yani derbimiz evet. var. Derbimizde Akşehirspor biraz sonra Ferhat Bey de söyleyecek. Ferhat Bey de yanıtmaya devam ediyor. Akşehirspor hoca değişikliğiyle beraber, Cenap Hı-hı. Hoca'yla beraber şahlandı bana göre. Saray-Önü Spor'da neler oluyor diye bizi izleyen Saray-Önlülere burada söylemek istiyorum. Belediye başkanımıza, kendisi çok yakın tanıdığım bir insan. Hı-hı. Niyazi hocama, Saray-Önü Spor'da bir şeyler mi var? Saray-Önü Spor bizim ilk yayına başladığımızda bu grubun favorisi, kesin şampiyon adaylarından dediğim Saray-Önü Spor iki haftadır iyi gitmiyor. Bugünkü duyumlarıma göre de hem yönetime ciddi manada tepkiler hem hocaya da tepkiler yükselmiş. İnşallah bundan sonraki hafta toparlar. Biraz sonra diğer haftanın maçını konuşurken söyleriz. Bu arada Ömer Anlı Spor oynamadan hükmen galip. Üzülüyorum. Yani ligler başlıyor. Daha 7. 8. haftada takımlar bir takım daha kulağıma geldi çekilecek diye. İnşallah çekilmez. Mersin Çam ilk maçına çıkmadı. Az önce de söylediğiniz gibi. Statü gereği ikinci maçına da çıkmazsa zaten otomatikman işi bitiyor. Bir atliye düşmüş oluyor. Kendi mahalliğine düşmüş oluyor. Bu arada Humurlu toparladı. Humurlu evet. daha önce hep yıkılıyordu. Erdemli iyi takım, grubun iyi takımlarından berabere kalarak bu hafta biraz sürpriz o yapmış gibi oldu. Anamur Belediye zor da olsa su vermez Kapadokya Sporu. Yani Anamur Belediye Ligi'nin iyi takımı ama 1-0 yendi her zaman için. 3 puan hanesine yazdırdı. Bu arada İmamoğlu Belediye de toparlamaya başladı. Alttaki takımlar toparlıyorlar. Evet. Üstteki takımlar da sanki duraklama dönemine girdi gibi oldu. O da 2-0'la işi götürdü. Ceyhan Sarıçam berabere kaldılar. Normal Niğde Belediye Spor da üst sıralar için mücadelesini devam ediyor. Ama bizim için önemli olan Konya takımlarımız. Ben her hafta onu söylüyorum. Akşehir Spor Konya takımlarımızdan 3. sırada. Ömer Anlı Sporumuz 4. sırada. Saray-Önü Sporumuz da 14 puanla 5. sırada. Anamur Belediye birinciliğini götürüyor. Anamur Belediye şu anda ciddi manada favori gibi gözüküyor. Ama Saray-Önü Spor toparlar mı? Bizi izliyorlarsa müsaadeniz de olursa Niyazi Hocam da yayına katılabilir. Doğru mu? Belediye tabii ki, başkanımız tabii da ki. Katılabilir. Bir şey mi var? Sakatlıklar mı var? Nedir bilemiyoruz. Biz Saray-Önü Spor hakikaten ben çok üzüldüm bugün. Ama tabii Akşehir de bizim takımımız. İkisi de ilçemizin, ikisi de Konya'mızın takımı. Demek ki burada oynayan, gol atan galip geldiği için 2-0'la maçı aldı. Hak ederek almış. Duyumlarıma göre aradığım telefonla görüşmelerimde de. Bundan sonraki hafta Akşehir Spor'umuza, Saray-Önü Spor'umuza, Ömer Anlı Spor keşke oynasaydı. Oynanmadan 3 puan almak çok hoş olmaz ama tabo da boş geçirmemiştir inşallah haftayı. Bir veya bu hafta zaten kendisi Ömer Anlı Spor su vermez Kapadokya'ya gidecek. Gerek itmanları yaparak rakibi de küçümsemiyorum ama Ömer Anlı Spor'umuz o maçı alır. Saray-Önü Spor da evinde Humurlu Spor maçıyla inşallah bir galibiyete daha iyi başlangıca geçebilir diyorum. Başarılı. Çok üzülüyorum çünkü ben onun bu durumda olmasından dolayı. Ama takımlarımız için bu hafta Akşehir için de Saray-Önü Spor'umuz, Ömer Anlı Spor'umuz da içinde iyi hafta, normal hafta ama Anamur Belediye arayı açıp gidiyor. Anamur Belediye'yi bundan sonra tutmak zor. Herhalde biraz sonra Ferhat'cığım da söyleyecek. Grubun favorisi gibi gözüküyor. Evet. Ferhat Bey hattımızda. Murat Hocama döneceğim ama Ferhat Bey'e bir merhaba diyelim. Ferhat Bey nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler Yüksel Bey. Merhabalar. İyi yayınlar. Merhabalar. Evet, çok sağ olun. Ferhat Bey nasılsınız? Çok sağ olun başkanım. İyiyim. Ahmet Hocama da geçmiş olsun. Murat Hocam da hoş geldi. Sağ olun Ferhat Bey. İyi yayınlar. Bu kadroyu tekrar kurmuş olduk geçtiğimiz sezondan. Onu da belirtelim. Yani yakın zamanda bir 2008 kurası çektik milli takım olarak. Biz evet. de gene bir mesajı yapalım. Aynen öyle. Doğru. Evet. Yani eğer orada fikstürü çekiyorsak burada da kadroyu kurmak lazımdı. Bunu da gerçekleştirdik.
Evet, önemli maçlar vardı 7. grupta Ferhat Bey. Onun değerlendirmesini sizden alalım. Ardından da 5. grubu dinleyelim. Tabii ki ben öncelikle Ömer Anlı Mersin Cam maçıyla ilgili olarak Mersin Cam neden ligden çekildi? Oradaki şeyler ne oldu? Ben biliyorum ama bunu canlı yayında açıklamak şu an için onlardan izin almadan doğru olmaz. Evet. Ama kulüp içindeki yaşanan bazı sıkıntılar diyerek üstünü kapatalım diyelim. Akşehir Sarayönü Anamur Su Vermez Kapadokya maçlarını birini laptoptan birini televizyondan açarak izlemeye çalıştım. Bir yandan da dinlemeye çalıştım. Anamur maçın genelinde Su Vermez Kapadokya ile karşı karşıya geçen hafta da söylemiştim yani bu Anamur alırsa da bir sayı fark alır diye. Genelde o şekilde oldu. Kalecinin hatası elinden sektirdi top Orhan hemen orada tamamladı ve Anamur'un golünü attı. Ortada geçmişti. Ortada geçen maçtı. Akşehir maçı içinde Akşehir'in daha fazla pozisyonu var Sarıyönü'nden. Gol atan oyuncu çift sarı karttan da atıldı. Evet. Kırmızı kartla. Osman. Osman'ın haricinde, yani Osman'ın gene girdiği pozisyon var. Osman'ın haricinde girilen pozisyonlar var. Geçen hafta da söylemiştim Mustafa Başkanım'a. Yani B planı devrede devam ediyor Cenap Hoca'yla. Akşehir şu an bir anda Konya statüsünde üstte çıktı. Önümüzdeki hafta da Mersin Cam deplasmanı var Akşehir'in. Eğer Mersin maça çıkmazsa çıkabilir. Yani şu an için resmen ligden çekilmiş sayılmıyorlar biliyorsunuz. Çıkabilir. Dilekçe yürürlüğe girerse Mustafa Başkanım dediği gibi Akşehir'e gelmeyin de diyebilirler. Yürürlüğe girmez. Hakem atanır ve Akşehir gider. Oradan bir 3-0'lık hükmen galip gelebilir. Oynanırsa da ben Akşehir'i yenebileceğini düşünüyorum Mersin'de. Çünkü bu dağınıklıktan sonra artık Mersin mümkün değil. Hoca, oyuncular 4 kişi falan bayağı bir kadro dağıldı orada. Dolayısıyla Konya için heyecanlı bir haftaydı. Yani Ömer Anlı maçı oynamamasına rağmen. Evet. Sarıyönü birazcık daha tabii hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Arka arkaya beraberlik ve mağlubiyetler bir anda 5. sıraya kadar düştü ve liderle 6 puanlık bir fark oluştu. Ve Akşehir bu haftaya da hükmen galip geleceğini düşünürsek Sarıönü'nün kendi sahasında Homurlu'yu yenmesi lazım. Homurlu da yani orta halli bir takım. Yani yenebileceği bir takım değil ama bu Sarıönü yenebilecek mi acaba? Ona bakacağız. Ömer Anlı da Su Vermez Kapadokya'ya gidecek. Ben haftalardır söylüyorum Su Vermez Kapadokya. Yani iddiacıların alt dediği vardır ya tam öyle bir takım. Yani 1-0, 1-1. Yani iki tane golden fazla gol olmuyor maçın. Evet attığı yani 5-7-6 baktım evet. Tamam. Evet. Yani bu takımı yenmeniz için iki gol atmanız ya da bir tane atıp yememeniz lazım. O yüzden evet. Ömer Anlı eğer gol yemezse ve gol atarsa maçı kazanabilir ama gol de yiyebilir. Yani iyi bir takım aslında. Sadece daha böyle bir defansif ağırlıklı oynuyorlar. Burada Anamur'un önümüzdeki hafta Sarıçam Kürçler deplasmanı var. Bu grupta lider olduğu için öncelikle onu değinmek istiyorum. Sarıçam Kürçler biliyorsunuz 8 maçın altısında berabere kaldı. Kolay kolay yenilmeyen bir takım. Öne geçse gol yiyebiliyor. Geri düşse gol atabiliyor. Dolayısıyla yani belki Anamur puan kaybedebilir. Erdemli içinde bugün Homurlu deplasmanında Homurlu yöneticiler iki tane penaltının verilmediği, iki tane gollerin offside gerekçesiyle sayılmadığını söylediler. Hı-hı. Açıkçası Erdemli'nin Ahmet Hocam'ın dediği gibi o mağlubiyetten sonra dağılabilir mi demişti. Artık dağıldığını düşünüyorum. Her ihtimale karşı 6 puan fark da olsa Niğde ile oynayacak Erdemli bu hafta. Yani Niğde'nin de bu iğmeyi Erdemli deplasmanında sürdürmesi söz konusu. Hem bu haftayı hem de önümüzdeki haftayı kısmen yorumlamış oldum. Burada Karaman'a değinmek istiyorum. Bugün evet. Karaman Moğlu'yla oynadılar. 90+1'de maç 0-0 ama 90+5'te 2-0 oldu. Şimdi 3 dakikalık... Karaman çekilecek diye bir evet, paylaşımımız olmuştu ama hafta içi herhalde karar değiştirdiler. Şöyle ki ben Eyüp Başkan'la da görüştüm. Şöyle başkan devre arasına kadar en azından ligi götürmek istiyor. Yani o yönde bir destek almak istiyor. Oyuncular en azından oynasınlar. Transfer olacaksa da devre arasında olsunlar istiyor. Yani bir destek bulabilirsem bir iki maça daha çıkarım demişti. Desteği buldular herhalde. Bu hafta ve önümüzdeki hafta zaten bu hafta oynadıkları İmamoğlu hemen üstündeydi.
Haftaya oynayacakları Ceyhan. Onun da üstünde, ondan sonra oynayacakları Adana 5 Ocak hemen gene üstlerinde. Dolayısıyla bu 3 maçı bugünküyle beraber bu 3 maçı oynayacaklarını düşünüyorum. Zaten oynadıklarında 2 maç kalıyor devre arasına. Herhalde onu da tamamlarlar diye düşünüyorum. Yani çekilmezler diye tahmin ediyorum. Evet. Peki bu grubu tamamladık. Biz sizi 5. grubu değerlendirerek alalım. Ama öncesinde mesajları da kısa bir okuyayım. Çünkü mesajlar da geliyor Ferhat Bey. En azından es verelim. Murat Hocam'a da söz vereceğim. 7. grupla ilgili mesajları okumadan da geçmeyelim. Selçuk Küçükçelik, selam iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ömer Anlı Spor Kulübü Başkanı, değerli başkana teşekkür ediyoruz. Ömer Anlı'ya da selamlarımızı iletelim. Ersin Gümüş, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yüksel Bey, konuklarınıza, misafirlere selamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hakem arkadaşlardan birçok şikayetler var. Lütfen yeni hakem olan arkadaşlara sahada uygulamalı bir eğitim verilmesini, hakkında çalışma başlatılmasını diliyoruz demiş. Memnun oluruz demiş. Ahmet Burgaz hocamız bizi evinden takip ediyor. Geçmiş olsun hocam. Arkadaşlara iyi yayınlar diliyorum demiş. Ereğli'den Osman Kökbudak, değerli Ereğli Spor'un yöneticisi, iyi yayınlar, kolay gelsin Murat hocam ve Mustafa başkanıma selamlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ereğli'ye de selamlarımızı iletelim ve 5. gruba geçelim. Sizi hazır bulmuşken 5'i konuşmasak olmaz. Biz 5'te neler oluyor? Bugün yatağında Muğla'nın maçı vardı. Birinci ile ikinci. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya yatağın golle başladı. Ve yatağın bu maça kadar hiç gol yememişti. Ve bir dakikada, daha doğrusu iki dakikada iki gol yiyerek 2-1 mağlup oldular Muğla Spor'a. Muğla Spor da liderliği yatağından almış oldu. Bir i̇ki, puan gerisine düştü. Evet, daha iki tane de gol yemiş oldu yani ilk kez. Böyle hiç gol yememişti bu haftaya kadar. Evet. Kumduca Belediye Keçibolu'nda 3-1 galip geldi ama maça daha çok yaklaşık 30 dakikalık uzatma, ilk yarıya 10, ikinci yarıya o yaklaşık 20 dakika uzatma engel oldu. 2 tane, 3 tane ambulans girdi. Oyuncular hep sakatlandı, hastaneye gitti. Oyunculara geçmiş olsun diyorum. Bayağı bir maç durdu. Yöneticileri artık takip edemez oldum ben. Sürekli hastaneye gitmeleri gerekti. İnşallah çok ciddi sıkıntılar yoktur. Çünkü 10'ar dakika falan durdu ambulans girdiği için. O yüzden o maç biraz sıkıntılı oldu ama Kumbucu oradan galip gelerek zirve yarışında en azından tekrar bir tutundu. Manavgat Yeşilçivri'yle 1-0 yendi ki Manavgat biliyorsunuz hocayı gönderdi. Evet. Daha sonra Tukay'a da 3 süresiz kadro dışı bıraktılar. Ve gene hafta içinde görüşmüştük. Yardımcı hoca Mustafa hoca vardı. Bir de ayrıyetten kaleci antrenör olarak Baykal Hoca vardı. Baykal Hoca şu an takımı yönetiyor. Hem alt yaş kategorisinde. Yani ilk maç Çivril maçı. Çivril biraz formda geldi buraya. Birkaç tane galibiyet alarak gelmişti. O yüzden zorlandılar. Kısmen yani çok kısık sürelerle izleme şansım oldu. Yani Manavgat'ın daha yoğun olduğu, atakta olduğu bir şeydi. Burdur 4-4 yaparak geldi. Bugün Sivaslı Belediye'den Uşak'tan 4-0 galibiyetle döndüler ve Burdur Makı önümüzdeki hafta yatağını karşılıyor kendi sahasında ve Burdur Makı 14 puan, yatağın 19 puan. Yani bir anda bu maçı da alıp hani zirveye doğru tutmak isteyeceklerdir. Evet, Burdur Makı 4-4 yaparak geliyor Burdur. Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra form tuttu. Hoca değişikliği işe yaradı diyelim. Ilıganlı'nın haftalardır devam eden bir formu vardı. Yani çok nadir yeniliyor. Yenilirse bir sayı fark geliyor. Genelde berabere kalıyordu. Söke'ye bugün kendi sahasında 1-0 mağlup oldular. Söke Spor'da çok uzun süreden sonra ilk defa, yani ligin ilk haftası 3 puan almışlardı. 7 hafta sonra bir 3 puan daha aldılar. Evet. Üçüncü hocaları bu arada Söke'nin bu sezon. Ve bu grupta Aydın derbisi diyelim. İncirlova 10 kişiyle Didim'i 1-0 yendi. Yani anlatılana göre Didim'in tek kaleye yakın oynayıp İncirlova'nın gol atıp maçı kazandığı bir maç olduğu söyleniyor. Ve Döşemaltı kendi sahasında Denizli ekibi Sarayköy 3-0 yenildi. Yani benim için haftanın sürprizi olur. Çünkü geçen hafta Sarayköy kendi sahasında Keçibolu'ya yenilmişti. Dolayısıyla birazcık
döşeme altının kadrosunu da bildiğim için biraz tuhaf geldi. Ama önümüzdeki hafta Kumluca döşeme altı maçı var. Döşeme altı için Kumluca ve Manavgat 17 puanda, döşeme altı 13 puanda. Evet. Hani yüklü kaybetmesi gerekiyor. Çünkü eğer bir Antalya takımı çıkmazsa, ligi 4. bile bitirse döşeme altı düşecek. O yüzden önemli maç olacak. Ve gene bu maçın haricinde, yani Muğla yatağı maçın haricinde bizi böyle dikkat çeken, yukarıyı ilgilendiren bir maçta gözükmüyor. Yani Söke'ye gidecek Manavgat. Bakacağız, orada göreceğiz. Kumluca işte dediğim gibi döşeme altıyla oynuyor. Yani Saraköy belki İncirlova maçı dikkat çekebilir ama bu grupta Muğla yatağın 19 ve 20 zirvedeler. Kumluca, Manavgat 17, Makro 14, döşeme altı, Saraköy ve Didim 13. Yani birazcık kopmalar başladı. Bakacağız, göreceğiz. Transferlere, şeylere bağlı biraz artık. Devralasına da bağlı olacak diye düşünüyorum. Evet. Çünkü ikinci yıllarda biliyorsunuz takımlar ligden çekilebiliyorlar. Statü gereği masrafa girmek istemiyorlar. Kendi oyuncuları başka yerlere transfer oluyor. Veya işte yukarıya asılmak istiyorlar. İyi oyuncuları daha yüksek para verip alıyorlar falan. Lig biraz karışabiliyor ikinci devre. Yani bir iki hafta sonra bu daha da netleşir diye düşünüyorum. Peki Ferhat Bey, son sorum olacak size. Yayın öncesi de görüşmüştük. Türkiye genelindeki yaşanan bu kadro oluşumu, teknik adam seçimi, futbolcuların doğru tercih olmaması gibi konuları görüşmüştük. Bununla ilgili düşünceleriniz benim için önemli. Çünkü bizden daha fazla maç takip ediyorsunuz. Önemli bir görev alıyorsunuz. Türkiye'nin 81 iline ekip olarak ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntılar, yani biz duyuyoruz. Ya kadroyu yanlış kuruyorlar, teknik adam seçimini yanlış yapıyorlar. Ya da yöneticiler yanlış teknik adam getirip futbolcular da hata yapıyor. Bununla ilgili bir yorumunuzu merak ediyorum. Başkanıma ve hocama da soracağım. Tabii Yüksel Bey. Şimdi bu çalıştığım firmadan bağımsız olarak da, bağımlı olarak da ortak bir düşünce. Şimdi kulüp yöneticileri başkan olur, başkan yardımcısı, ikinci başkan fark etmez, as başkan. Yani para veren insanlar. Para verdikleri paranın karşılığını almak istiyorlar. Ya da para bulan insanlar. Buldukları paranın karşılığını almak istiyorlar. Fakat bunu yaparlarken yönetimde doğru kişileri oluşturamayabiliyorlar bazen. Veya futboldan anlamayabiliyorlar. Getirdikleri hoca ya birinin tavsiyesi oluyor. Ya da bir kişinin tavsiyesinden hariç hal hatır veya siyasi bir sebeple oluyor. Evet. O hocanın getirdiği oyuncular oluyor bazen. Bazen hocaya dayatılarak getirilen oyuncular oluyor. Sadece isme dayanarak olan, menajerlere dayanarak yapılan transferler oluyor. Yani bir kadro mimarisi, bir çalışma yok. Statü üzerinde bile çalışma yok. Yani statüde kaç tane kaç yaşında oyuncu oynar, ona bakılma yok. Daha yüksek miktarlarda paraya verip biz bu oyuncuyu getirip şampiyon olalım, öyle bir dünya yok. O zaman her sene Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain'in şampiyon olması lazım, değil mi? Yani parayla bir mimari lazım. Yani hoca sıkıntı. Oyuncu alıyorlar, getirdikleri oyuncu mesela 20 yılda 42 kulüp değiştirmiş oyuncuyu getiriyorsun. Yani bu oyuncunun belli, yani bu sana katkı sağlamayacağı. Yani bu adam paracı yani. Yani yanlış anlaşılmasın yani. Bunun gibi birçok oyuncu var. Yani 300 bin lira oynarken birisi öteki 3 trilyon istiyorsa var bir sebebi diye düşünüyorum. Sosyal medyada haber yaptıranlar, aklınıza ne gelirse, kulüpler, futbolcular, biz duyuyoruz. Yani 50, 100, 150 neyse artık, yani kulağımıza geliyor. Şimdi siz bir takım kuruyorsunuz. Murat Hocam daha iyi bilir. O antrenörlük yapmış, yakın zamanda da çalışıyordu. Yani bir takım kuruyorsunuz. Takımı kurarken kendi taktiğinize bir uygun oyuncular alırsınız, değil mi? Yani A taktiğiniz vardır, B taktiğiniz vardır, yenik duruma düştüğünüzde, eksik kaldığınızda vesaire. Alınan oyuncular çoğu zaman menajer usulüyle veya hal hatır için olduğu için veya birinin söylemesiyle alındığı için o taktiğe uymuyor. Yani bu sürü para veriyorsunuz. Yani başkan burada para veriyorum diye, hoca ben bu oyuncuyu istemedim diye, oyuncu ben bu paradan aşağı oynamam, öteki niye ona oynuyor diye. Yani sürekli bir şey. Şampiyon olmanın en önemli yolu en üst kademeden, yani kulüp başkanından en alt kademedeki masörüne, işte
saha görevlisine varıncaya kadar, tribündeki ekibe varıncaya kadar herkesin bir ekip olması. Bizim en büyük sorunumuz, Süper Lig'de de var bu. Ha, Pendik Galatasaray maçında ben uykum geldi. Tribünde bir adam o düzgün bağırmıyor. Antalya'nın burada maçı var. Herkes aynı, hani bir basket maçı gibi ıslıklama. Yani tribündekiler tribün görevini yapmıyor. Yöneticiler yöneticilik görevini yapmıyor. Hocalar hocalık görevini. Oyuncular, hani herkes aslında üste düşen görevi yaptığında şampiyonluk gelebilir, başarılar gelebilir. Biz hep böyle bir amiyane tabirle olacak. Bir yerde görüyorsunuz işte, atıyorum çörekçi, börekçi, işte evet, çiğ köfte. Herkes aynısını açmaya çalışıyor. Bizimkiler de görüyor, bu takımda şampiyon olmuş, getirelim. Bu hoca iyiymiş, getirelim. Yani izleme yok, bilme yok, dinleme yok, birine sorma yok. Belki birine sorma var diyelim sadece. Yani detayına girme yok. Bu şekilde başarılı olmak bence çok zor. Ben mimari üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve yöneticiler uzun soluklu değil, hocalar uzun soluklu değil. Bakın 8. hafta Söke 3. antrenör. Evet. Doğru. Yani bu şekilde bir yere varamazsınız ki. Bu Söke dediğim takım bundan 25 yıl önce PTT'de birincilikte oynuyordu. Kesinlikle. Peki Ferhat Bey. Saraköy var mesela. Saraköy ikincilikte oynuyordu. Trabzon'la Beşiktaş'la Türkiye Kupası aynı gruptaydı. Kesinlikle. Ferhat Bey teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Size veda edelim. Selamlarımızı iletelim Antalya'ya. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine beraber olacağız. Zorlu maçlar, iyi notlar alacağınızı, iyi bilgilerle döneceğinizi biliyorum. Arka plandan da bize destek vermeye devam ediyorsunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Hem hocama tekrardan geçmiş olsun dileyim, hem Murat hocama hoş geldin diyeyim, hem de Mustafa başkanıma selamlarımı tekrar ileteyim. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Güzel yorumların için. Evet, stüdyoya döndük. Murat hocam, sondan başlayalım. Grubu değerlendiririz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce Ferhat Bey konuya değindi. Kadro oluşumu, teknik adam seçimi, futbolcuların tercihi. Yani oradan başlayalım ve ligi de değerlendirelim. Güzel Bey, teşekkür ederiz. Böyle iyi bir soru, güzel bir soru sorduğunuz için. Tabii çok önemli bir konu aslında bu. Çok önemli, çok çok önemli. Sayın Başkanım yıllardan beri başkanlık yapmış ve hala da dernek başkanlığına devam ediyor. Burada bir takımı kurarken oyuncu seçimi, oyuncu transferleri, mevkilerine göre oyuncular, işte sağ bekin sağ bek gibi oynaması gerekiyor. Ön libero'da koşan, mücadele eden adamların olması gerekiyor. Ben yakınen bunları yaşadım Yüksel Bey. Evet. Şimdi ben Ereğlispor'a anlaştığım dönemde bir ay bir kamp geçirmiş bir Ereğlispor aldık. Tabii başkan Sayın Bilgin Kamış, Osman Kökbudak Bey, Mehmet Tosun Bey, Mustafa Bey, Metin Tekemen Bey transferleri yapmışlar. Biz de hocayla Bal Ligi'ne transfer yapmış. Takımı iyi kurmuş. Gitmiş. Tabii biz gittiğimiz zaman işte Ferhat Bey'in dediği gibi Murat Erdoğan'ın bir oyun anlayışı var. Bir felsefesi var. Ama bu transferler buna ne kadar uygun? Evet. Şimdi bu sorular çok önemli sorular. Bu futbol takımında bir kere şampiyonluğu oynayan takımın eğer bu ligden bir an önce çıkmak istiyorsa, zaten yani örnek olduğu için veriyorum bunu. Ereğlispor'u bir baz aldığımız zaman hem maddi olarak üst düzey Bal Ligi'nden transferler yapılmış, ama ben oraya gittikten sonra kendi oyun felsefemi yansıttığımı düşünmüyorum yani. Çünkü neden? Ben oradaki transferlerin hiçbirinde yoktum. Eyvallah. Siz şimdi, yapmadınız transferleri. Ben yapmadım. Ama başkan elinden gelerek işte Osman Kökbudak Bey genel koordinatörümüz böyle mücadele ederek işte, ama bu transferleri izlemeden yaptığınız sürece hata yaparsınız. O kadar para vermişsiniz. Para veriyorsunuz. Diyorsunuz ki biz transferleri yaptık. Buyur hocam, bu senin takımın. Tamam, benim takımım. Ama işin içine girdiğiniz zaman benim A planım var, B planım var, C planım var, sistemim var. Ben bu işi ne kadar başaracağım? Bu çok önemli bu konular. Bundan dolayı benim iki tane transfer yapma şansım oldu. Genç, dinamik, bildiğim oyuncular, gelecek vadeden oyuncular aldık ve lige katıldık. Bundan dolayı Yüksel Bey, transferler çok ciddi anlamda bilgi gerektiren ve burada tabii ki
Başkanlara, yönetime iş düşüyor. Gidip izlemeniz gerekiyor. Birebir Yüksel Bey, sizin tanıdığınız oyuncuyu mu alırsınız? Yoksa son durumunu bilmeden, adam geçen sene çok iyi sezon geçirmiş ama bu sene o iyi geçirecek anlamına gelmez. Geçen sene tanımadığınız, bilmediğiniz bir oyuncuyu aldığınız zaman iyi mi çıkacak, kötü mü çıkacak? Bunu zaman gösterecek. Ama sizin de o zamana, bir an önce o zamanla uğraşamayacak durumdaysanız hata yaparsınız. Evet. Böyle konularla tabii ki uğraştık. Ama dediğim gibi transferleri bilerek, izleyerek daha doğrusu aldığınız zaman rahat edersiniz. Bu kadar. Evet. Diğer taraftan şeye gelirsek lige gelelim hocam. Bölgesel Amatör Lig'de 8. hafta ve takip ettiğiniz kadar. Tabii ki biz Konya Süper Amatörünü takip ederken Konya'da Bal Ligi takımlar var. Onlar da bizim takımımız olarak baktığımız için Akşehirspor, Ömeranlı, Sarayönü'nü takip ediyoruz. Bir de grup olarak bu seneki grup, başkanım, gerçekten bu ligde şampiyonluğu yakalanabilecek bir evet, grup. Evet. Burada şunu gördük. Bugün şöyle bir baktığınız zaman Akşehir 3. Ömeranlı 4. Sarayönü 5. Bir kere burada bir mutluluk duymak gerekiyor Konya adına. Neden? Adana grubunda bizim takımlarımız gayet başarılı. 3 takımımız da başarılı olarak görüyorum. 3 takım 2 maç 3 maç üst üste aldığı zaman Yüksel Bey, 3'ü de 1. 2. sıraları paylaşacak. Bir kere bu mutluluk verici. Hı hı. Ama tabii ki burada Akşehirspor'un önemli bir giriş yaptı geçen hafta. Cenap Taner'le anlaştı. Eski hocalarıyla. Eski şampiyonluk yaşadıkları takım hocayla. Cenap Taner dediğiniz zaman Akşehirspor'la bütünleşmiş, şampiyonluk yaşamış geçmişte, tribünün inandığı ve şehri tanıdığı bir hoca. Bunu da zaten belli etti hemen. Gitti deplasmanda Erdem'le 2-0 yendi başkanım. Evet. Geldi içeride Sarayönü gibi camiayı 2-0 gibi net bir skorla geçti. Akşehirspor bana göre yani bugün Sarayönü yendikten sonra ya birinci ya ikinci ya üçüncü ilk üçte götürecek gibi görünüyor. Cenap Hoca kolay kolay artık bu saatten sonra bu yapacağı transferlerle çok iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Ve kendisini tebrik ediyorum bu arada. Hemen gelip de 2-2 yapması. Bugün de telefona bağlayacaktık hocam ama atmosferden sesi kısılmış. Kısıldı. Bu yüzden bağlayamadık. Size de çok selamım var başkanım. Cenap Hoca'yla görüştük maçtan sonra. Sesi kısılmış. Çok yorgunum dedi. Çok selamlarınızı söyledi Yüksel Bey size de, başkanıma da. Ömer Anlı'ya gelince, Ömer Anlı da ilk sezonunda başarılı buluyorum. İyi işler yapıyor. Genç bir takım. Dinamik, tecrübelerle bütünleşmiş. Hakan Hoca'ya buradan hem tebrik ediyorum hem de başarılar diliyorum. Gayet başarılı görüyorum. Tebrik ederim Ömer Anlı Spor'u. Sarayönü'ne gelince bu ligin en tecrübeli takımlarından biri Niyazi Kart Hocam'a. Ben şunu söyleyeyim yani başkanım, bu inişli çıkışlı şeyler olacak. Yani bazen şimdi Ereğli Spor'da da bunu yaşadık. 50 gün önce idmanlara başlamış. Şimdi çift idman yapmışsın 2 ay önceden. Arkadaşların şimdiki performansları düşebilir. Yani bunu bilerek yaptırmazsanız planlı bir antrenman, inişli çıkışlı süreçler olacak. Ama ben Sarayönü'nün de toparlayacağını düşünüyorum. Niyazi Hoca kolay kolay bu şeyi bırakmaz. Arada çok puan farkı yok. 2 maç üst üste aldığınız zaman 14 puanla 20 puan. Zaten Sarayönü Anamur Belediye'yi yense, Akşehir yense yine ortalık yine şey olacak. Bu arada bizim Ereğli Spor olarak Adana 5 Ocak'la bir hazırlık maçı yaptık. Kürtçüleri yendik. Hazırlık maçında Adana 5 Ocak'a yendik. Bize yakındı Ereğli. Evet. Bal Ligi takımlarını yendik. Gerçekten yani keyifli bir lig. Bundan sonra keyifli geçeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda belli bir süreçler var. Biz Konya takımlarına başarılar diliyoruz ama bu Konya takımları yukarıyı zorlayacağını düşünüyorum Yüksel Bey. Peki hocam. Bölgesel amatörlükteki tamamlayalım. Başkanım, var mı ekleyeceğiniz? Çok önemli bir şey söylediniz. Ben de söz almak istiyorum. Şimdi yıllarca hem profesyonel yöneticilik yaptım hem amatör yöneticilik yaptım. Sporu çok seviyorum. Sporu sevdiğimiz için de buradayız zaten. Evet. Şimdi illaki kulüp başkanlarımıza seslenmek istiyorum. Yaşımız da bayağı oldu. Tecrübeyle sabit. Hocalarımızın işine karışmamak lazım. Yani şimdi bir hocayı getirirken takımı teslim ediyor. Tamam, para harcıyorlar. Ciddi ciddi. Çoluğundan çocuğundan fedakarlık ederek deplasmanlara gidiyorlar. Çoluğuna çocuğuna vakit ayıramıyorlar. Tek hedefleri var. Takımın şampiyonluğu. Hocanın da tek hedefi var. O da şampiyonluk. Yani bir amaç var. Amaç hem hocanın hem
yöneticilerin, başkanın veya diğer yönetim kurullarının, ama maalesef işin içine son yıllarda siyaset tamamen girdi. Bunu ben sporda siyaset olmaz diye yıllardır söylüyorum ama maalesef var. Bu karıştığı müddetçe, hocanın işine karışıldığı müddetçe, hele hele yıllarca yöneticilik yaptım. Hiçbir zaman gidip hocalarıma şu topçuyu oynatacaksın, şunu oynatmayacaksın bilmem ne olay olmadı. Ben bir holdingin takımını yöneticisiydim, bana da söyleniyordu. Deniyorduk şöyle, ben soyunma odasına gidiyordum ama hiçbir şey söylemeden dönüyordum. Niye? Şimdi hoca bir hafta topçuyla yatan, kalkan, onun haliyet rüyesini bilen, onu çok iyi anlayan kişi hoca. Az önce bir şey söyledi. Geçen sene çok başarılı, bir sene önce çok başarılı olmuş topçu, seneye de, bu sene de, bu sezon da çok başarılı olacak diye bir şey yok. Ama transfer yapılırken bazen Türkiye'mizde hatır transferleri de yapılıyor. İşte filanın oğlu veya telefonlar geliyor. İşte şunu alırsanız iyi olur. Şunun oğlu, bunun yeğeni bilmem ne. Ama ne oluyor ondan sonra? Acırsanız acınacak hale düşüyorsunuz. Hocamın son durumu. Hocam çok dolu şu anda ama söyleyemiyor. Ama kulüp başkanını da çok seviyor. Bak hep ağzından düşürmüyor. Yöneticilerinde, genel kaptanında, koordinatöründe. Hocamın bir maçını seyrettim. Canlı seyrettim. Özellikle gittim gördüm. Hakikaten çok iyi sporcular var. Ve rakibi, şu andaki birinci rakibi olmasına rağmen deplasmanda berabere kaldı. Ama sonradan bir hafta sonra bir duyduk, hocam istifa etti. Allah Allah. Takım çok iyi gidiyor. Takım lider, hoca bırakıyor. Ne var bunda? İnsan düşünür, bu soruyu sorar. Evet. Ama gelip kendisine bir şeyler söylenir, işine karışılırsa, ben olsam teknik direktör, antrenör, ben de bırakırım. Hiç kimse işine karıştırmaz. Şimdi ben mali müşavirim. Sabah ofisime gidiyorum. Yapacağım plan ve programlar var. Çocukları da çağırıyorum. Çocuklar görev taksimi yap. Herkes işini yapsın. Eğer herkes görevini yapıyorsa ben o çocuğun ay sonu geldiğinde ödüllendiriyorum, primini veriyorum, maaşını veriyorum. Ve çocuğun hiçbir zaman gidip de işine karışmıyorum. Sadece bana sorarsa, ben şunu bilemedim abi derse, ben ona yol gösteriyorum. İşte sporda böyle. Ama maalesef işte hocam karşımızda. Keşke olmasaydı böyle insanların, idealist, yüzü burada diye söylemiyorum, olmadığı zamanları da söylüyordum. Evet. Bu şekilde idealist hocalarımızın maalesef, tamam başkanlarımız çok heyecanlı. Para veriyorlar veya para buluyorlar, topluyorlar. Kapı kapı geziyor. Bazı başkanlarımız para vermez. Kapı kapı gezer, o ilin, o ilçenin iş adamlarından kendini sevdirir. Der ki takım şampiyonluğu oynuyor. Hiçbir şey yapamasa bu haftanın masraflarını çekeceksiniz diyor. Takımın bütün kamp masraflarını ve o haftaki konaklamasını, efendime söyleyeyim, yol masraflarını gideriyorlar. Ancak katılıyorum kardeşimize de, hocama da, eğer başarılı olmak istiyorsak, son sözlerimi söylüyorum bu hususla ilgili olarak, hocaların işine karışmayacağız. Yani teknik adamın işine karışmayacağız. Evet. Takım başarısı gider. Takım kötü gider, hesap sorabilir. Çağırır odasına, der ki hocam transferler tamam, malzemen tamam, transfer taksitlerini de zamanında ödüyoruz. Sporcuya karşı hiçbir yapmadığımız şey yok. Niye başarısız gidiyor? Hoca o zaman zaten kendisi düşünür. Ha yapamıyorsa der ki olmuyor. Bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Akciğer sporu konuşuyoruz. İki haftada iki tane gitsen Erdemli, Erdemli'de yen. Lig'in en köklü takımı Sarıyönlü, Sarıyönü'nde yen. Ama iki galibiyet. İşte hoca faktörü burada geliyor ve dedi ki Akciğer çok seviyor dedi. Akciğer taraftarı çok seviyor dedi. Bazı insanların kan uyuşması olur. O ille, o ilçeyle. Onun için teknik adamların işine karışmayalım. Bir de çok parayla falan da yükselcim. Hocam evet. Bu işler olmuyor. Başkanım. Gönül işi, sevda işi. Bir takıma da hep general alırsan, hiç asker almazsan, hep general, hep komutan alırsan o takım da başarılı olmuyor. Kesinlikle. Koşacak insanlara da ihtiyaç var. Genç ve dinamik insanlara da ihtiyaç var. Hocamın ben o zaman birkaç topçusunu seyrettim. İnan lig üstü, üçüncü ligde, ikinci ligde top oynayacak kardeşlerimizi gördüm. Hoşuma da gitti. Dedim ki bizim süper amatör kümemiz böyleyse, az önce kendisi de söyledi, biz Balli'nde şu takımları Ereğli'ye yakın olduğu için Adana takımlarını yenmiştik dedi. Hazırlık maçında doğru, ben de takip etmiştim. Güzel de bir takım yapmışlar ama iyi giderken ne oldu? Niye hoca değişti? Başkanım şöyle, yani siz de konuya çok güzel değindiniz. Evet. Bilgin Başkan'ı tanısanız çok samimi, çok doğal, böyle çok iyi biridir yani. Bilgin Kamış Başkanı. Gerçek söylüyorum bunu. Samimiyetime inanın. Ben hep olanı söyleyen bir karakterim. Eyvallah. Yani. Hiç saklamam yani şeyi. Bilgin Başkan heyecanlı. Benden bir gün süper önce. Süper ötesi de misafirperver. Bak onu da, Yüksel Bey yaşadı. Her takımları hazırlık maçı olsun, lig maçlarında olsun
Bir Yüksel Bey ağırlattı o. O kendisi söyledi. Hı hı. Bilgin Kamış Başkan götür yemeğini yedirir takımları. Ondan sonra misafirperver. Güzel kimler geldiyse hangi evet. şeyden gelen olsun hakemlerimiz zaten olsun. Zaten Ereğli'ye giden her takımın yöneticisi diyor ki Ereğli'de biz çok iyi ağırlandık. Evet. Allah razı olsun diyorlar. Bilgin ya bu çok önemli. Heyecanlıdır. 5 yıldır dedi hocam dedi ben futbolun içerisindeyim ama futbolu çözemedim dedi. Bu samimi bir itiraftır. Eyvallah ne güzel. Başkan çok iş adamıdır. Çok yoğundur. Eyvallah. Antrenmanlara gelir izler. Bizim bir dediğimiz ikilemez. Ne lazım takıma şu hiç ikilediğini duymadım. Zaten Ereğli Spor Kulübü yani iki tane Ereğli var ona da geleceğiz zaten. Evet. Ben, birazdan konuşacağız. Ereğli Spor'u konuşurken. Ben onu söylüyorum zaten. Oraya da geleceğiz. Bilgin Başkan'ın Ereğli için, Ereğli Spor için çok büyük bir şans. İnanılmaz bir fedakar. Ben bak kendim bizzat 3 ay gitmiş olabilirim. Çalıştım da 3 ay sonra ayrılmış olabilirim. Bu ama hala stajla bahsediyorsunuz yani. Tabii. Evet. Yani yaşadıklarımı söylüyorum başkanım. Eyvallah. Yani. Ne güzel. Yani aramızdaki yarın o. Yarın belki bir daha çalışacaksınız. Ya. Hocam bir daha gel diyecekler. Evet. Bu olmayacak diye evet. bir şey değil. Aramızdaki bu başkanım şey diyaloglar yani önemli olan. Burada biliyorsunuz hayat her şey tecrübe. Bilgin Başkan da ileriye dönük işte Bal Ligi'ne çıkartır. İnşallah oradan 3. Lig'e çıkartır. Onun da hedefi aynı. Bizim de hedefimiz de aynı başkanım. Bir takıma gittiğimiz bir zaman. Bir amaç var zaten hocam. Tek hedef var. Da, başkanın da tek amacı var. Şampiyon. O takımın şampiyonluğu, başarısı. Evet. Başkan da şunu söylüyor tabii. Ya hocam diyor işte futbolcuları aldık. Biz diyor burada bir an önce çıkalım. Bize söyledi. Her maç 5 atalım. Her maç 5 değil. Keşke 5 olsa 10. 10 mu? Ben de öyle bir başkanla çalıştım. Çalıştınız profesyonel ligde çalıştım. Hem ondan daha fazlasıyla. Aslında, arkadaşlar hep 5 istiyor. Deplasmana gidiyoruz. Bolu'da Bolu'yla oynayacağız. Bolu'yla bakın anekdot hatıramı anlatıyorum. Mübarek bir Ramazan günü hafta içi mesaisi. Allah kabul etsin orucuz. Teknik heyet oruç. Sporcularımız normal top oynadıkları için değil. Maçı 3-0 bitirdik. 3-0 aldık. Tabii başkanımız biraz geç kalkmış. Telefon açtı maç bitti. Sırrı başkan maç başladı mı dedi. Ben de dedim ki başkanım maç başladı bitti. 3-0 galibiz. 5 olsun 5 dedi. maç bitti. Yani başkanlar bunu ister. Hep i̇ster. Öyle olur da deplasmanda 3-0 galip gelmişim. Mübarek bir günde 3-0 galip gelmişim. Onun için ha para veriyorlar. Eyvallah para topluyorlar. Bir de herkes veremez, herkes yapamaz. Bu iş gönül işi. Gönül işi. Şu, eğer bugün şu saatte beni buradaysam vallahi sporu sevdiğim için, şu renkleri sevdiğim için. Doğru başkanım o. Kesinlikle. Ya neyse bana diyorlar ki hep söylüyorum. Ya Sırrı Başkan sen canlı yayına gidiyorsun oradan sana TV42 kaç para veriyor? Aynen bu söyleniyor bana. Başkan gönlüyle geliyor buraya. Eyvallah zevkle geliyorum. Vallahi diyorum bak. Yani niye? Şurada biraz spor bilgimiz varsa, becerimiz varsa bak biraz sonra yeni seçilen Koyan Spor Başkanımıza da başarı dileyeceğiz. Ona da teşekkür edeceğiz çok büyük büyük aldığı için. Biz buradaki amacımız ne biliyor musun? Üzüm yemek. Bak şu formaları Yükselcim evinden getirdi. Ben ne dedim? Kaldırdık Ereğli Spor. Şimdi diyecekler ki niye Sarayın Spor'un yok? İşte niye Karapınar Spor'un yok? Göndersinler. Evet. Öyle mi? Bilgin Başkan'dan da bir forma alırız. Atı da gösteririz. Atıyla da çıkalım. Bu takımlar bizim. Bu başarı bizim. Şimdi bir sürpriz yaptım. Yönetmenim Ali ile de görüştüm. Bilgin Başkan'ın da numarasını attım. Katılmak isterse biraz da onun yorumlarını tabii, alalım seve, diye. Seve. Arkadaşlarım iletişime geçecek. Mesajlar da geliyor başkanım. Buyur. Bir iki mesajı kaçırdım. Arkada kaldı. Eğer tekrar atarsanız arkadaşlar okumadığım resim mesajları. Murat hocama başarılar diliyorum. Sait Özkul, Sivas Divri Spor'dan. Divri Spor'dan arkadaşımız. Evet. Çok selamlar Antalya'ya. Ercan Badem, selamlar iyi yayınlar. Murat hocama sevgiler. Abi, Kadın Hanı'ndan selam. Demiş. Kadın Hanı'na selamlar. Arif İzledik Yıldırım, maçı. Murat hocama üstün başarılar diliyorum. İyi ki varsın. Selamlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Murat hocam seviliyorsunuz bu arada. Evet. Sağ olun güzel başkan. Bir şey ya. Siz de öyle başkan. Ne demek? Hocam yurt dışından bir mesaj vardı. Onu bana tekrar atarsanız mutlaka izliyordur ekran başında. Onu da iletelim. Atlamayalım. Kadın Hanı'ndan Rahmi Bey var. Zevkle, heyecanla izliyorum. Sırrı Başkanım'a, Murat Hocam'a selamlar. Teşekkür ederim. Kadın Hanı spor sevdalı. Ayrı bir heyecan katıyorsunuz. Amatöre ayrı bir heyecan katıyorsunuz. Bu saatte biz de Kadın Hanı'nda misafir perveriz. Haberiniz olsun demiş. Saygılar demiş. Evet evet. Onlar da öyleler. Onlar evet. da misafir perverler. Hocamın maçına gittikten sonra zaten bırakmadılar orada kardeşlerimiz. Karnımızı doyurdular. Ahmet hocamla ondan sonra yani çok ısrarcı oldular. Çok ısrarcı oldular. Sağ olsun. Evet. Kadın Hanlı Tahinli pidesini de
arabamıza koydular. Başkanıma bir baktım, tribünle yan yanayız böyle. Gelmiş orada oturmuş, maçı izlemiş, gözlemledi. Çok da keyifli bir maç oldu. Tamam. Çok iyi maç oldu. Ayağınıza sağlık başkanım. Teşekkür ederim. Biz de böylelikle hocam, süper amatörde dalmış olduk. Galatasaray Fenerbahçe maçından çok zevk alıyorum bu maçta. Kesinlikle. İnan vallahi diyorum. Niye bir emek var? Ya nasıl bir amatör, pür amatör böyle. Bir de tribünde anneleri babaları var. Tamam mı? Sevdikleri var, kız arkadaşları var, sınıf arkadaşları var. Başarılı olduğunda ertesi gün onu övecek arkadaşları var. Ama maalesef işte böyle hocam şu sezonu bitirseydi, Murat hocam bitirseydi, takımını şampiyon yapsaydı, takımını balliğine çıkarsaydı kötü mü olurdu, olmazdı. Olur, ama inşallah nasip olur. Bak hep diyorsun Bilgin Başkanım, işte genel koordinatörüm, genel kaptanım, onlar da Allah razı olsun kötü de söylemiyor. Bu da çok önemli. Bir de hocam ben hep şunu söylerim antrenör arkadaşlarıma, kardeşlerime. Hocanın kulübü olmaz. Yarın hangi takımda çalışacağınızı bilemezsiniz. Hiç dedi ki Söke Spor daha 8 haftada 3 tane hoca değiştirdi dedi. Ve Söke Spor geçmişte nerelerdeydi. Öyle olduğu için inşallah daha iyi yerlerde inşallah sizleri görmek istiyoruz. Yüzünüz gülüyor. İdealistsiniz. Tabii, o gün maçınız inan kadın hanı Ereğli sizin maçı seyrederken öyle mutlu oldum ki mükemmel bir top oynanıyor. Rüzgar var biraz, sahada biraz sıkıntı var. Buna rağmen iyi topçular var. Hatta dedim ki Kadınanı Spor'un santforuna. Halis mi? Halis. Hoşuma gitti, genç. Bugün de bir gol at. Genç. Evet. Koşuyor. Nasıl koşuyor? Sakatlandı bugün farkındaysan omuzlarda çıktı. Sonradan geldi oynayacağım dedi. Hocasına değiştirme beni dedi. Evet. Bir de ne olduysa sakatlığı bitti filan. Yani pür amatörlük bu işte. Yani ya ben nafsa sakatlandım, ayağıma bir şey oldu, oynamasam ne olur? Ve kadın ananın öz evladı. İşte bu çocukları biz burada konuşa konuşa yarın büyük takımlarda oynatabilirim. Biz de gururla izleyelim. Onun için hocam ama şey yapmak yok, yılmak yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Ama yöneticilerimize son olarak şunu söylüyorum. Kardeşlerime, varsa büyüklerimize ne olur? Hocalarımızın işine karışmayalım. Karışmayalım, hocalarımızı serbest bırakalım, hocalarımızdan bir şey isteyelim, başarı. Evet. Başarı yoksa hoca zaten kendisi gelir der ki, olmuyor, kan uyuşmazlığı var, topçular bana alışamadı, ben topçulara alışamadım der. Akşehirspor kötü gidiyor, Cenap Hoca geliyor, 2'de 2 oluyor. Kesinlikle, başkanım, mesajlar gelmeye devam ediyor, buldum. Anamur'dan bizi izleyen değerli izleyicimize teşekkür ederiz, iyi yayınlar dilemiş. İsviçre Basel'den yazıyor Erol Çalık. Yüksel Bey, yayınınızı takip ediyorum. Endüstri'den benim de efsane başkanım. Evet. Sırı başkanıma, topçum. Murat Orcam'a, Murat kardeşime size ve başkanım, selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle, saygılarımla demiş. İyi yayınlar Karapınar'ın demiş. Karapınar'ın bir dönem çok iyi topçusuydu. Çok iyi yerlere gelecekti. Buğra. Ama nasip olmadı. Evet. Buğra Koçak, Sırı başkanıma selamlar. Murat hocama bereket başarılar. Genel kaptanı. Yüksel dilerim. İyi yayınlar diyormuş. Bereket takımına da. Teşekkür ederiz. Hocam izleniyoruz demek yani. Evet. Hocam Antalya Kumluca'dan Emrah Özdemir, Voin 07 taraftar grubu yönetim kurulu üyesi. Evet, reklamını da yapıyoruz burada. Selam ve sevgilerle iyi yayınlar TV42 ailesi demiş. Emrah Bey'e de bir gün önce doğum günüydü. Buradan da doğum gününü de kutlamış olalım bu ekranlardan. Bu arada sizin bugün de yavrunuzun doğum günüydü. Evet. Biz de hem yavruyu hem sizi teşekkür ediyoruz. Allah'ım. Daha nice yaşlara, daha uzun Allah yaşlara. Allah razı diyorum. Olsun. Başkanım hattaymış. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Yüksel'cim. Arkadaşlar içeri biraz ses verebilir miyiz? Başkanım öncelikle bugünkü galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Dolu dizgin Ereğli Spor gidiyor namalip bir şekilde. Önce bu karşılaşmayı değerlendirelim. Biraz da sohbet edelim sizinle. Başkanım bizi duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorum, duyuyorum. Evet. Buyurun başkanım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Yaşınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Geliyor değil mi? Geliyor başkanım, siz buyurun. He, İyi akşamlar diliyorum. Yayınınıza da başarılar diliyorum. Sır hocama, Burak hocama da başarılar. Evet başkanım. Bugünkü karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ligde dolu dizgin yola devam ediyorsunuz. Hedefleriniz doğusunda zirvedesiniz. Nasıl değerlendireceksiniz? Yani biz her zaman bunu diyorum. Biz bu ligde emanet Allah nasip ederse namalup zikkarı bitirdik. İkinci yarıda da zaten devam edeceğiz. Playoff'larda da
Evet, önemli işlere imza atıyorsunuz başkanım. Herkesin yapamadığı, sponsorluklar bulamadığı ama sizin kapı kapı dolaşıyor diyorum tabiri caizse. Önemli işlere imza atıyorsunuz. Yani bu zor olmuyor mu başkanım? Aslında hedef için doğru bir hamle ama bunu biraz açmak istiyorum. Nasıl değerlendireceksiniz bu konuyu? Ya bu işler... Evet. Bu işler biraz gönül işi hocam. Yani biraz da insanın içinden gelmesi gerekiyor. Yaklaşık ben 5 yıldır bu kulübün başkanlığını yapıyorum. Yani gönül oldu mu her şey olur. Yani bu ticaret gibidir. Yani inşallah başarılı olduktan sonra biz bu sıkıntı değil yani. Biz çözeriz yani. Evet. Yolunuz açık olsun başkanım. Ayrıca da bir teşekkürü ben edeyim. Geçtiğimiz hafta ve önceki haftalarda da birçok kulüpten de bunun duyuyorduk. Meram Karakartallar adına da biz orada bulunmuştuk. Misafirperverliğinizden dolayı en azından bu ekranlardan sizlere direkt söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz. Maç sonu, maç içerisinde, devre arasında ve ilgi alakanızdan dolayı. Bilgin Başkanım, ben de tebrik ediyorum sizi. Sizin de söylediğiniz gibi bu iş gönül işi, sevda işi. Ereğli'yi seviyorsunuz. Arkanızda da iyi bir belediye başkanınız var. Hüseyin Ofrukçu gibi sporu seven, sizlere destek veren. Hakikaten tebrik ediyorum. Yani şu dönemde çoluğunuzun çocuğunuzdan fedakarlık yaparak kulübe bu şekilde hakikaten iyi gidiyorsunuz. Ben inanıyorum yani burada sizin başarılı olacağınıza ve geldiğiniz yere geri döneceğinize, ekip arkadaşlarınızla birlikte başarılarınızın devamını diliyorum. Evet. Yayında bir... Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ederim. Bilgin Başkanım, ben de tebrik ediyorum. Hem bugünkü sonuçtan dolayı hem de takıma bu kadar mücadele veriyorsunuz. Yolunuz açık olsun. İnşallah şampiyonluk gelir başkanım. Teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım teşekkür ederiz. Son varsa bir cümleniz alalım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Evet, değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hızlıca bir mesajları okuyayım mı? Mesajlar yığılıyor. Evet, Hikmet Saracoğlu, Karapınar Belediyespor'dan atkı göndeririz. Hocam başarılar. Başkan Güngör hocam var. Yüksel Bey, Murat Erdoğan hocama da başarılar. Selamlar iletiyorum. Mehmet Uğurlel hocam geldikten sonra toparlanma safhasına geçtik demiş. Onları da tebrik ediyoruz. Mevlüt Akbulut, Murat hocama başarılar, iyi yayınlar diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Muammer Dedeoğlu iyi yayınlar dilemiş. Hakan İzci, Tuanalılar grubundan selamlar. Başkanımıza, Murat hocamıza selamlar demiş. Osman Doğar, Sırrı Başkanım Murat hocama selamlarımı iletiyorum demiş. Başkanım Osman Doğar Bey'in selamı var. Bugün maç izledik, Kadın Hanı maçını. O Eymen Varoğlu U16'da takımları lider. Hocam dedi gümbür gümbür dedi U16'yı takip ediyor. Çok büyük destekleri var Osman Bey'in. Maçlar geliyor. Cumartesi, pazar hangi maçlar olursa izliyor. Size çok selam var. Osman kardeşim benim çok sevdiğim. Yüksel Bey'in de tanıdığı biri. Evet. Meslektaşım, mali müşavir. Geçen dün oturduğumuz. Kardeşim. Tamam. Kardeşim. Yavrusu da inşallah ben de bir seyredeyim. Benim bir özelliğim var. Ben 10 dakika seyrettim mi yeteneği de söylerim. Yani maşallah. Bunu da çok iddialıyım bu usta. Evet. Hatta bazen derler hani herkesin yavrusu kendisine çok iyi gözükür. Ya benim bir oğlum var işte çok iyi top oynuyor. Ben de derim ki o zaman beni bir maçına götüreceksin, seyredeceğim. Osman hakikaten çok duyarlı. Eğer inşallah yavrusu da başarılıdır. Türk sporuna, Konya sporuna, önce Konya amatörüne, Konya profesyoneline faydalı olur. Osman kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Tarak bizi izliyormuş. Tarak Artal kulübünde başkanım izliyor şu anda. Ben de ona müsaadenizle hem Karakartal kulübüne hem U16'daki futbolculara. Karakartal'da mı oynuyor? Evet. Evet. Öyle mi? Şampiyonlar şampiyonda oynuyorlar. Birinci sıradalar. Osman Bey'e buradan Osman Doğar Bey'e vermiş olduğu emeklerden dolayı, desteklerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet, Ferhat Bey bir fotoğraf atmış. 1982-1983 sezonuna ait TFF 2. Lig C grubunda
Konya Ereğli Spor'un 30 maçta 6 galibiyet, 14 beraberlik, 10 mağlubiyet, 17 attığı gol, 26, 7 gol, eksi 9 ve 26 puanla bir alt lige düşmüş ama ikincilikte mücadele etmiş. Ferhat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Mesajlar var. Yüksel Hocam iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Murat Hocama ve Sırrı Başkanıma selamlar. Hakkı Ergül, teşekkür ediyoruz Hakkı Bey'e de. Teşekkür ederiz onlar Hakkı Hocama. Evet, Ahmet Ali Bey, Öntür Havzan Spor'a başarılar dilerim. Ercan Badem, o sene bu sene Kadınhanı Belediye şampiyon balda inşallah demiş. İnşallah diyelim. Hakan İci, Bilal Yiğit İnşaat Ereğli Spor şampiyon olacak. Allah'ın izniyle demiş. İkinci yarı ne zaman başlayacak demiş. Bir haftalık ara var bu süper amatörde. Belirtelim. Ayın 17'sinde maçlar devam edecek. Karapınar Belediye Spor deplasmanı var. Ligin ikinci yarı ilk maçı demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz toplu sonuçları bir verelim başkanım. Tamam. Unuttuk. Süper amatöre direkt aldık biz. Evet. Toplu sonuçları bir verelim arkadaşlar. Bakalım neler olmuş bu hafta. 7. hafta oynandı ve ilk yarı maçları A grubunda tamamlandı. B grubunda da bir maç var. O da önümüzdeki hafta sonu. Ara var. Bir hafta ara var. Bir hafta aranın ardından tekrar süper amatör kaldığı yerden devam edecek. A grubunda Ilgın Belediyespor, Bilal Yiğit İnşaat Spor'la karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi 4-0 sahadan galip ayrıldı. Öntür Havzan Spor, Çatalhöyük Çumra Belediyespor karşılaşması 2-2 berabere bitti. Bu karşılaşmada Çatalhöyük Çumra Belediyespor 10 kişiyi tamamladı. Meram Karakartallar Akset Kadınhanı Belediyespor karşılaşması 2-0 deplasman takımı Kadınhanı Belediyespor'un galibiyetiyle tamamlandı. Meram Karakartallar'da da Yasin Güney kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Paye Masterlar Moniva Spor Karapınar Belediyespor deplasmanda 2-0 galip ayrıldı. Mehmet Hocam da şu saatte zannedersem aradan dolayı uçakla İstanbul'a doğru gidiyor. Evet. Dönüşte bakalım ne olacak. O da orayı toparladı. B grubuna geçiyorum. Sarıyönü Spor. Geçen hafta da Belediye Spor demişiz. Onlardan da özür diliyorum. Sarıyönü Spor Huğul Spor karşılaşmasında Huğul Spor deplasmanda 1-0 galip geldi. Kulu Belediye Spor Ereğli Bereket Tarım Spor karşılaşması 0-0 tamamlandı. Akören Kültür Belediye Spor Akören Belediye Kültür Spor 1, Üzümlü Spor 5. Orada da puan durumu çok ilginç. Bakalım ne olacak? İlk 3 takım puan tablosu ekranınızda. 19 puanlı A grubunda 2 takım var. Bilal Yiğit İnşaat Ereğli Spor, Akset Kadınhanı Belediye Spor 19 puanda. 11 puanlı 2 takım var. Meram Karakartallar ve Ilgın Belediye Spor. Sezon herhalde böyle çekişmeli gidecek. Öyle, evet. B grubunda da 3 takım, 1 ve 2. sıradaki Kulu Belediyespor'la Ereğli Bereket Tarım 13'er puanda. Tokerev Beyşehir Belediyespor 12 puanda. Reta Üzümlü Spor 9 puanda. Huğul Spor 9 puanda. Burası daha çekişmeli gidiyor. Bakalım ne olacak. Mesajlar da geliyor. İsimlerinizi de yazarsanız. Evet, yazanları da okuyacağım. Yüksel Bey iyi yayınlar. Murat Hocama, Sırrı Başkanıma selamlar diliyorum. Yaşar Ahmet Kahveci. Yaşar Bey'e teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Yaşar Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat Hocama ve Sırrı Başkanıma. Sevgi ve saygılar. Bahri Horasan demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Bahri Bey. WhatsApp hattımıza attıkları mesajlardan dolayı değerli izleyicimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Selam ve saygılar. Amatöre can veren güzel insanlar. Murat Hocama, Mustafa Bey'e selamlar. Celal Erdoğan demiş. Talat Kestek. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Muhtar Sarıönü'nde. Evet. Hayırlı yayınlar Sırrı Başkanıma selamlar demiş. Biz de başkanım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hakan İzci. Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Abi demiş. 11 Ocak'ta. 11 Ocak. 11 Ocak. 11 bir Ocak'ta. Ay kaldı yani yaklaşık. Evet. 11 Ocak'ta ara transfer. Ara transfer. Murat Hocam da söyledi. Durum böyle. Süper amatörü izlediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hızlı gidelim. Son 10 dakika biz bu hafta bildiğiniz gibi bir 10 dakika daha süre istemiştik. Bunu da şu anda başlattık. Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi
süper amatör takımları ben geçen haftaki söylemiştim. Ondan önceki yayınlarda da söyledim. Ballı takımları gibi takımlarımız hakikaten. Hakikaten öyle başlıyor. Bazıları iyi maçlar oynanıyor hocam hakikaten işte içerisindesiniz. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. A grubunda Bilal Yiğit, Ereğli Spor, Akset Kadınhanı bu işi götürdü. Birinci, ikinci belli oldu. Burada üçüncü aranıyor. Evet. Bu üçüncülükte inşallah Meram Karakartal'la Ilgın Belediyespor arasında geçecek gibi. Ama Mehmet Uğurlu hocamla Karapınar Belediyespor da faaliyete bayağı bir harekete geçti. Ligden kopan iki takım var. Öntür, Havzan ve Paye, Monivas Spor. Genç ekipler olsun. Onlar da inşallah bundan sonraki yıllarda daha iyi olur. Bu grubu bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu hafta bu grupta sürpriz yok. Bilal Yiğit, Ereğli, İnşaat, Ilgın Belediyespor'u berabere kalır diyenler de olmuştu. Hı hı. Siz biliyorsunuz hafta içinde yayınlıyorsunuz evet, skorları bilenler diye. Ama böyle olmadı. B grubunu da ben söz almışken bitiriyorum. Anketimiz iyi oluyor mu başkanım? Çok iyi oluyor. Yani çok iyi oluyor. Benim de dikkatimi spor, çekiyor. Spor bilgilerimiz de ölçmüş oluyoruz evet, burada. Evet. Yanıldığımız bütün oluyor. Spor adamlarının futbol olduğu. Oynanmadan, evet. Tabii tabii. Futbol oynanmadan olmuyor. Bilal Yiğit İnşaat tarafta niye iki tane Ereğli var? Hep karıştırıyoruz isimlerini. İşte en son onu da söyleyeceğim. Fikirlerimi beyan edeceğim. Evet. Burada Sarayönü Spor, Hulu Spor. Sarayönü Spor bu sene çok kötü. Kötü gidiyor. Geçen sene çıkmıştı ligde. Hulu Spor'a 1-0 yenildi. Burada da Kulu Belediye, Ereğli Bereket Tarım iyi gidiyor. Tokarevle Üzümlü. Hulu olur mu bilmiyorum. Üçüncü takımı da burada belirleyecek. Hep söyledim işte burası toparlık olarak gidince böyle oluyor. Ama Ereğli'ye bir şey söylemek istiyorum. Ereğli'nin niye iki tane takımı var? Ereğli'nin bir tane takımı olsa güçleri birleştirseler de hemen birden Ballı'yı ve daha sonra üçü hatta bana göre ikinciliğe bile layık. Geçmişte oynamıştı Ereğli Spor hatırlıyorum. Ama tabii bir yarış. İşte diyecekler ki şimdi izleyenlerde Adana Spor var, Adana Demir Spor var. İşte İzmir'de Göztepe var, Karşıyaka var, Altay var denecek. Öyle olduğu için İstanbul'da bir sürü takım var denecek. Ama bana göre birleşirler de güçlerini birleştirirlerse çok daha iyi olur kanaatindeyim ama tabii kendileri bilirler. Bu grupta sürpriz yok. Evet. Olmadı, sürpriz olmadı bu grupta. Kulu Belediye ile Ereğli zaten bu grupta final gibi bir maç oynadılar. Buradan şanslısı da Ereğli Bereket Spor. Salih Hocam'a başarılar diliyorum burada. Deplasmanda alınan bir puan her zaman için iyi puandır. Yenemiyorsan rakibini yenilmeyeceksin. Evet, bu kesinlikle. İçinde söyleyeceğim bunlar. Evet hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün süper amatörlük. Karapınar Moliva maçını izledim. İlk yarı 2-0 bitti. Hı hı. Mehmet Hoca zaten gerekeni Karapınar geldikten sonra zaten o çıkışa geçeceği belli. Bundan sonra da daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum Karapınar adına. Toparlar Mehmet Hocam. Bildiğim bir hocam. Çok değer verdiğim bir hoca kendisi. Daha sonra geldim. Meram Karakartallar. Kadın Hanım maçını izledim. Meram Karakartallar ilk yarı çok diriydi. Çok iyi mücadele etti. Bir tane Kadın Hanım'ın ilk yarı 45 dakikada direkten topu var. Bir de 44. dakikada golü var. İki tane pozisyona girdi. İkisi değerlendirdi. Bir pozisyon 45. dakika. Daha sonra da 90. dakika Kadın Hanım iyi mücadele etti. Diri, sağlam, koşan. İleri uçta iyi mücadele eden Habib'le Halis var. Skora gidebilen arkadaşlar. Onlar da Karakartal'ın da belli bir noktaya kadar gücü genç var. Genç değil mi Karakartal? Yine genç. Genç. Sonuca böyle gidemiyor yine. Geçen evet, seneki gibi bir sonuç fobisi var. Evet. Sonuca gitse ilk yarı Karakartal daha da iyiydi. Ama sonuca gidemedi. Kadınhan da 2-0 yenmeyi yendi. Tebrik ediyoruz. Kadınhan'ı bu ligin Ereğli gibi iyi mücadele eden ve şu anda 19'a 19 puan olan güçlü, işi bilen. Tebrik ediyorum. Daha sonra Havzan'la Çumra maçı izledim. Çumra maçı, Çumra çok iyi başladı maça. Sağlı sollu ataklar. Hemen birinci dakikada vurdu, gol oldu. Çarptı, girdi. Daha sonra 1-1 oldu penaltıdan Havzan. Daha sonra Havzan müthiş genç. 2004'lü, 2005'li, 2006'lı arkadaşlarla mücadele ediyor. Fevzi Başkan tebrik ediyoruz. 1922'de bugün ilk galibiyetini aldı. Evet, 1922 maçı dedim. Evet. He, çok da güzel oynadı. Sadece 2-0 değil 3-4-5 olacak tebrik bir maçtı. Tebrik ederim vallahi. Çok güzel toparlamış Bekir Mahit'ten. Başlangıç. Başlangıç evet, geç başlandı. L'ye 3 gün kala başlandı. Evet. Antrenmanlar yapılamadı. Sezon başı hazırlıkları yapılamadı. Ama işte bu bir kaleciye ihtiyacı var. Olsun. Bir öyle ihtiyaç mi var gibi duruyor. Konuşulan da bir isim var. Emre Mavi. Konya futbolu çok iyi tanır.
Onun da ismi geçiyor ama bir kaleciye ihtiyaç var gibi duruyor. Devre arasında yeni yönetim Konyaspor evet. Zaten altyapısı konumunda. Çok da önemli bir transfer olur aslında. Emre Mavi de çok başarılı. Evet. İnşallah o da 1922'ye demek ki takip ediliyor sizin söylediğinize göre. Siz nerede şu anda? Şu anda Ömer Anlı Spor'da. Ömer Anlı verir mi? Bal liginde. Eğer öyle bir teklif olur, yani. Profesyonel ligi olursa neden olmasın başkanım? Kesinlikle. İkili diyaloglarla olabilir. Önünü açmak lazım. Daha sonra Konya amatör bütün takımları zaten kim için oynuyor? Konyaspor için evet. Oynuyor. Yani ona şey yetiştirdim. Önemli bir kaleci. Bugün toparlamış Bekir Mehtap'la da maç öncesi hocam bu maçı alacağız. Bugün kazanacağız dedim. Bu da bu, amacımız o dedi. Böyle bir bugün iki maçı da tutturmuş oldum hocam. Tebrikler Bekir hocam da. Onu da söyleyeyim. Bekir Mehtap'a buradan tebrikler. Genç bir takım. Akşehir kazanır. Bugün 1922 kazanır şeklinde diyaloglarım oldu. Bundan da bugün biraz şanslıydım herhalde. Ondan olsa gerek. Evet. Tutturdu ya. Tutturdum tebrikler. Bugün. Ya şöyle evet. Fevzi Başkan'ı buradan tebrik ediyorum. 1922'de 20 tane arkadaşa profesyonel bir kişilik kazandırdı. Hı. O Konya'nın genel iyi futbolcularını aldı. Bunların 1922. Kongresi de ertelendi. Ertelendi. Evet. Bekir Mehtap evet. Gibi değerli bir hoca var. Başlarında işi bilen, mücadele evet. Eden. Bekir Mehtap'ı da tebrik ediyorum. Fevzi Başkan'ı tebrik ediyorum. Ama Konya'da başkanım bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz. 1922'ye biraz destek olursa daha iyi yerlere gelecektir. Onu hep yayınlarımızda söylüyoruz. Şimdi evet. Biraz sonra yine söyleyelim bir şeyler. Ertelendi zaten işte. Mevcut Konyaspor yönetimi oraya muhakkak kendi içinden bir başkan ve yönetim kurulu verecek. Yani kambur olmaktan çıkartmak lazım Konyaspor'a. Evet. Hatta Konyaspor değil de dışarıdan talip olmak isteyenler varsa gelin arkadaşlar buyurun. Biz de size gereken desteği verelim. Şu takımı yani bu sene düşürürsek çok kötü. Çok kötü. Yazık olur. Yazık. Evet. İki mesaj var okuyacağım. Ondan sonra bir görüntümüz var. Salih Eken hocamız bizi izliyormuş. Buradan selamlarımızı iletiyorum. Ben de çok sağ olun. Karapınar Belediyespor'un as başkanlarından Güngör Mavi iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür Güngör ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Konu dışı ama diyor 1922 Ereğli niye vermediler demiş. Cumalı kardeş. Onu bahsetmiştik daha önce Cumali. Yayınlarımızda. Kardeş. Ben şeyi bitireyim Yüksel Bey. Son olarak alayım hocam. Hı. İki dakikamız var. Görüntüyü Çumra, de netleştirelim. Kırmızı gördü. Daha sonra ağızdan 2-2 bitti. Karakartal'dan yalnız iki kişi kırmızı gördü. Maçtan sonra hı hı. Abdullah da kırmızı gördü. Karakartal her hafta kırmızı görüyor. İkişer tane. Evet. Evet. Biraz burada, daha oyun hırsından olsa gerek. Yasin Günay gördü herhalde. Evet, Çiftsar'dan gördü o. Evet. Bilal Yiğit İnşaat'a gelince Bilal Yiğit İnşaat'ın bütün futbolcular çok kaliteli. Hani bir maça arkadaşın biri çıkar o gün o maçı alır. Onur var, Mehmet Becerir var başkanın hı-hı. Dediği gibi. Buradan söyleyeyim Buğra var. Üst düzey böyle adamlar var. Maça evet. Çıkar hemen o gün o maçı alır. Bugün de Mehmet Becerir sizin yayından önce söylediğiniz iki gol attı. Buğra attı, çok Onur beğendim. Attı. Seyrettim o, kendisini. Başarılar o, diliyorum. Allah bahtını açık etsin. En yetenekli oyuncularımızdan biri de Onur. Ha şu var işte inşallah ilerleyen playofflar çok keyifli geçecek. Çok keyifli geçecek. Bilal Yiğit zaten burayı üst düzey maçlar 7'de 7 yaptı. Şimdi 14 yapar. Buradan çıkar. Bereket Tarım'a geçelim. Öbür B hızlı grubuna. Bir geçelim. Geçelim. Başkanım şimdi söylemesi kalmadı. Olmaz. Evet. Bereket Tarım Salih Hoca çok değerli. Salih Eken hocamızı aldı. Çok büyük bir iş Salih başardı. Salih hocam mı canlı yayına katılacakmış? Yok. Buradan takip izliyormuş ediyormuş. Bizi. Ha, takip tamam. Ediyormuş. Ben başarılığın devamını diliyorum. Halim Koçak var. Kaleci antrenörü. Evet. Başarılar diliyorum. Başkanım Bereket Tarım'la Ereğli Spor çok tatlı bir çekişmeye girdi. İnanılmaz bir mücadele içinde. Konya Spor Konya İtman Yurdu gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. İki Ereğli takımı müthiş mücadele ediyor. Yani tebrik ediyorum. İki başkanı, iki Ereğli takımı. Playoff'ta karşılaşacaklar. O maçı düşünemiyorum zaten. Evet, çok ya, keyifli geçer ya, o maçta. Inşallah. Burada yalnız Kulu iyi işler yapıyor. Yapayım. Buradan Lütfü Güney hocama tebrik ediyorum. Evet. Beraber o da benim sporcum. Futbol oynadığım kişilik karakter abidesi. Evet, evet. Belli çok oluyor takımı, takımından dolayı da. Yapıyorum. Tebrik ediyorum. Evet hocam. Beyşehir'de zaten Burak Gümüş götürüyor zaten Beyşehir'i Adem Hoca. Reta Üzümlü burada en büyük ben şey görüyorum. Reta Üzümlü'nün üçüncü olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, teşekkür güzel. Ediyorum. Biz 10 dakikada istesek bir 10 dakikada yetmez bize. Yetmez. Bunu söyleyelim. Evet. Çok güzel bir görüntü vardı. Tamam. Bugün de paylaştım. Kulu. Dan bir forma isteyen genç bir Cihan Beyli bir taraf var. Evet, evet. Onu bir evet, ekrana evet. Verelim ama biz veda edelim. Siz de onu ekrandan izleyin. Biz de ayrılmış olalım.
Bu haftalıkta programımızın burada sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi pazar akşamları sizlerin sesi olmaya, amatörlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine bu ekranlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Ciyameli'den Kulüspor'a selam olsun. Buradan Barış abiye ve tüm takıma selam gönderiyorum. Barış abi forma istiyorum, imzalı forma. İyi akşamlar Kulüspor camiası. Merhaba Kulüspor ailesi. Bana Kaptan Niyazi abi ve Barış abi ve Kadir abi ve tüm takım arkadaşlarının imzası olduğu forma elime ulaşmıştır. Kaptan Niyazi abi, bana ve arkadaşlarıma selam gönderir misin? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben Kulüspor Kaptanı Niyazi Nayir Razdı. Buradan öncelikle Salih kardeşim ve bütün öğrenci arkadaşlarımıza çok çok selamlar gönderiyorum. Eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir eğitim ve öğretim hayatları olması dileğiyle. Eray hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok selam gönderiyoruz. Size de başarılar diliyorum Sayın Hocam. İyi akşamlar. Fuzul Amatör'ün sesini sundu.